mal ve fon hareketleri çoğu zaman belirsiz, karmaşık, geniş, çok yönlü ve çok noktadan ilişkili bir ortamda yürür. Bu hareketler yakından izlenerek, iyi düşünülerek, yeni ve gelişmiş yöntemler, teknikler ve teknolojiler kullanılarak değerlendirilmek durumundadır. Bu değerlendirmelerin bazen sonucu, bazen de aracı olan finansal tablolar kullanıcıların karar alma davranışlarını belirleyecek önemdedir. Bu önem doğal olarak finansal tabloların güvenilir olması zorunluluğunu ortaya koyar. Sorun bu güveni bilgi kullanıcılarına verecek mekanizmanın varlığı ve işleyişidir. Başka bir deyişle bilgi kullanıcılarının en önemli güvencesi kullandıkları finansal tabloların denetlenmiş olmasıdır. Eğer bu finansal tablolar güvenilir biri ya da güvenilir bir kurum tarafından denetlenirse ancak o zaman kullanılabilir duruma gelirler. Türk Ticaret Kanunu'na göre denetimden geçmemiş finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir. Farklı denetim ve denetçi türleri bulunmaktadır. Denetim türleri finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olarak üç temelde ele alınabilir. Çok farklı türü sayılabilmekle beraber denetçiler dış denetçi, iç denetçi ve kamu denetçisi şeklinde sınıflandırılabilir. Bu programı izledikten sonra denetim nedir, Denetim ve denetçi türleri nelerdir? Türkiye'de ve dünyada mesleki örgütlenme ne durumdadır? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Denetim kuramının en geniş içerikli, en ileri ve üzerinde uzlaşılmış denetim tanımı uluslararası bir nitelikteki temel denetim kavramları kurulu raporunda yer alır. Buna göre denetim ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir. Bu tanım aslında çok yönlü, ayrıntılı ve geniş bir sürecin özlü bir ifadesidir. Yılların içinden süzülerek gelen deneyimlere ve çalışmalara dayalı olarak yapılmıştır ve birçok şeyi açıklar. Denetimin farklı türleri bulunur. Bunlar, muhasebe sürecinin çıktıları olan finansal tabloların denetimi, işletme veya devlet tarafından konmuş kurallara, politika ve yordamlara uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla yapılan uygunluk denetimi ve örgütsel faaliyetlerin incelenerek etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçların saptanması için yapılan faaliyet denetimidir. Denetçi ise ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlara ait kanıtları ele geçirmelidir. Örneğin yönetimin hazırladığı ve sunduğu finansal tablolarda yer alan kalemler tutarlar olarak bir dizi sav ortaya koyar. Denetçi ekonomik faaliyetlere ilişkin savlar hakkında topladığı kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri karşılaştırır ve bunlar arasındaki uygunluğun derecesini belirleme çabası içine girer. Burada sözü edilen ölçütler yasalardan ve yönetimin koyduğu kurallar ve düzenlemelerden oluşabilir. Ancak en önemli ölçütler seti finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir. Belirli bir finansal dönemin sonuçlarını içeren finansal raporlara ilişkin denetçi görüşü sonuçta ilgili kullanıcılar için rapora dönüştürülür. Kullanıcıların değerlemesine sunulmayacak olan bir denetimin anlamı da yoktur. Sistematik süreç, denetimin istenen sonuçları verecek biçimde yönetilmesi ve bu amaçla çok iyi düşünülmüş ve tasarlanmış bir denetim planının işletilmesiyle olanaklıdır. İyi bir plan, kanıtın nesnel olarak elde edilmesini ve değerlemesini gerektirir. Şekilde de yer aldığı gibi denetçi, ekonomik faaliyetlerle olaylardan ve raporların hazırlanması sürecinden ilgili kanıtları elde eder. Ve bu faaliyetlerle olayların sonuçlarını gösteren raporda ileri sürülen savları, rapor kullanıcılarınca konmuş olan ölçütlerle karşılaştırır. Daha sonra raporlanmış olan faaliyet ve olaylarla konmuş olan ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini denetim raporu olarak kullanıcılara iletir. Denetçi, belirli bir yetkinlikle ve bilgi birikimiyle denetimi gerçekleştirecek olan en önemli denetim öğesidir. Denetçiler üç başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar, Dış denetçi, iç denetçi ve kamu denetçisidir. Bağımsız denetçi olarak da adlandırılan dış denetçi bir denetim şirketine bağlı olarak veya kendi başına denetim hizmeti veren kişidir. Dış denetçi olarak anılmalarının nedeni denetledikleri işletmenin bir çalışanı olmamalarından ileri gelir. Özel işletmelerde, ortaklıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda görevli olarak çalışan denetçiler iç denetçi olarak tanımlanır. Büyük işletmelerde iç denetim fonksiyonu geniş bir biçimde örgütlenmiş bir müdürlük olarak yer alabilir ve çok önemli bir görevdir. Bu bölüm yönetim kurulunda bağlı olarak faaliyet gösterir. İç denetçi yönetim adına denetim yaparak konmuş ölçütlere ve bu ölçütleri temel alan yordamlara işletme tarafından uyulup uyulmadığını gözden geçirir. Ayrıca yordamların işlevselliğini araştırarak bu yordamları geliştirmek ve yeni yordamlar tasarlamak da iç denetimin görevleri arasındadır. Devletçe kurulmuş ve devletçe işletilen işletmelerin de kendi işleyişlerini denetlemeleri ve önlemler almaları gerekir. Bu nedenle kamu kurumlarında denetim birimleri oluşturulmuştur. Kamu denetçileri olarak da adlandırabileceğimiz devlet denetçileri, istihdam edildikleri kendi kuruluşlarının denetimini yapmanın yanında, vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına uyup uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını denetlerler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve kıta Avrupa'sında muhasebe mesleğinin gelişimi ve örgütlenmesiyle birlikte denetim alanında örgütlenme açısından önemli gelişmeler olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği bünyesinde kurulan Denetim Standartları Uygulama Komitesi tarafından denetim standartları ve tebliğleri oluşturulur ve yayımlanır. Yine İç Denetçiler Birliği, iç denetime ilişkin standartlar geliştiren bir işleve sahiptir. İngiltere ise denetim mesleğinin doğduğu ülke olarak kabul edilmektedir ve muhasebe mesleğini örgütleyen altı ayrı bağımsız kuruluş denetim uygulama komitesini kurmuşlardır. Fransa, muhasebe ve denetim çalışmalarında mesleki gelişme ve örgütlenme açısından önde gelen bir ülkedir. Ülkelere ilişkin örnekler çoğaltılabilir. Ayrıca denetim alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar da bulunmaktadır. Uluslararası Denetim Uygulama Komitesi örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde meslek mensuplarının uyması ve sahip çıkması gereken kurallar yasayla düzenlenmiş olup her meslek grubu için uyulması gerekli kurallar ve bunların yaptırımları belirtilmiştir. Bu kurallar aynı zamanda meslek mensuplarının toplumsal rolünü de ortaya koymaktadır. Düzenleme, denetçilerin bağımsızlık özelliklerinin önemini vurgulayarak meslek ahlaki açısından uymaları gerekli noktaları da ayrıntılarıyla göstermektedir. Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş, ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreç olarak tanımlanır. Bu tanım aslında çok yönlü, ayrıntılı ve geniş bir sürecin özlü bir ifadesidir. Denetimin farklı türleri bulunur. Bunlar finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimidir. Denetçi ise belirli bir yetkinlikle ve bilgi birikimiyle denetimi gerçekleştiren denetim öğesidir. Üç başlık altında sınıflandırılabilir. Dış denetçi, iç denetçi ve kamu denetçisi. Dünyada ve ülkemizde denetim mesleğine yön veren kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Denetim Standartları Uygulama Komitesi, İngiltere'de Denetim Uygulama Komitesi ve uluslararası kuruluş olarak faaliyet gösteren Uluslararası Denetim Uygulama Komitesi örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde 1989 yılında çıkarılan 3568 sayılı Meslek Yasası gecikmişliğine karşın çok önemli bir gelişmedir. Bu programda denetim kavramı, denetim ve denetçi türleri açıklandı. Ayrıca Türkiye'de ve dünyada mesleki örgütlenme ne durumdadır sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi denetim ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır. Konuyu tam olarak pekiştirmeniz için kitaptaki ünite sorularını çözmeniz yararlı olacaktır.